Transfer Merkezi Alt Ligler Kamp Günlüğü'ne hepiniz hoş geldiniz. Kocaeli Sporting Direktörü Selahattin Dinçer'le beraberiz. Hocam merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz elimize. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocam çok fazla tutmadan. Geçen sezonu şampiyon tamamladınız. Zaten hani pandemi süreci falan filan belliydi. Bu sezonda Tefi ve ikinciliktesiniz. İlk maçınız. Gruplar belli oldu. Özellikle sizin grup için çok zor bir grup. Daha dengeli bir grup diyorlar. Siz neler söylersiniz? Tabii geçen sezonu şampiyon olarak bitiren Kocaeli Spor bu sezon ikinci ligde de hedefini bir üstlük olarak belirledi. Geçen sezonu gerçekten takım olarak, yönetim olarak, şehir olarak, taraftar olarak rekorlar kırılarak bitirildi. Ve Kocaeli Spor tarihinde geçen sezon kendisine büyük bir yer ayırdı. Bu sezon hedef yine bir üstlük. PTT birincilik olarak belirlendi. Bugün itibariyle fikstürle çekildi. Tabii geçtiğimiz günlerde grup kuralları çekilmişti. Bizim bulunduğumuz grup diğer gruba göre zorluk derecesi biraz daha yüksek grup. Hedef takım sayısı biraz daha fazla. Bu hedef takımlardan bir tanesi de Kocaeli Spor. Kocaeli Spor nerede olursa olsun, hangi ligde olursa olsun mutlak hedefi grupta söz sahibi olmak ve grubu en üstte bitirmek, şampiyon olmak. Biz de bu doğrultuda hareket ediyoruz. Ligin ilk haftası iç sahada seyircisi olarak Sarıyer maçıyla başlayacak. İnşallah hepimiz adına, camiamız adına iyi bir sezon olur. İyi bir şekilde sezona başlayacak. Mutlu bir şekilde, başarılı bir şekilde bitiririz. Tabii Sarıyer maçı sonrası Sarıyer grubun bana göre hedef takımlarından birisidir. Hep yukarı kovalayan bir camiadır. Bu sezonki yapılanmasında da grupta söz sahibi olacak bir takım oluşturma hedefindeler. Onları da yakından takip ediyoruz. Ardından İkinci hafta deplasmanda Manisa FK'ya gideceğiz. Onlar da geçen sezon ve önceki sezonlarda bir hedef belirlediler. En kısa sürede üst ligler, hedefleri onların da Süper Lig diyebiliyorum. Bu sezon onlar yine hedeflerinde bir sapma olmadan üst lig hedefiyle yola çıkıyorlar. İkinci hafta deplasmanda Manisa'ya konuk olacağız. Üçüncü hafta ise bu sezona çok farklı bir şekilde, çok büyük hedeflerle giren Çorum FK takımıyla oynayacağız. İlk haftaki, yani ilk 3 hafta gerçekten ilk çok zorlu hafta, maçlar. Evet, zorluk derecesi yüksek gibi görünüyor yine. Ama ne olursa olsun biz bu takımlarla aynı gruba düştüğümüz için her takımla oynayacağız. Tabii 4. haftada bir nefes alacağız, bay haftası. Özellikle şu andan itibaren tamamen hedefimiz iç sahada oynayacağımız Sarıyer maçı. Ardından deplasmanda oynayacağımız Manisa maçı da seyircisiz oynanacak. Ama 3. hafta iç sahada başlayacağımız, seyirciyle başlayacağımız, büyük taraftarımızla başlayacağımız, Bodri Meydan'la birlikte başlayacağımız Çorum maçı gerçekten çok daha farklı olacak, çok daha farklı atmosferde oynanacak bir maç diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi biz şu anda tamamen Sarıyer maçına odaklanmış İlk durumdayız. İlk olarak Sarıyer maçıyız. Hocam, grubu değerlendirdik. Son olarak kadroya daha takviye yapacak mısınız? Düşünceleriniz var mı? Tabii ki. Kadroya mutlak takviye yapmamız gerekiyor. Eksik olan bölgelerimiz var veya güçlendirmemiz gereken bölgelerimiz var. Eksik şeklinde tabir etmeyeyim. Her bölgemizde oyuncumuz var. Ama o bölgeleri lig uzun maraton. 19 takımlı gruptayız. 36 lig maçı oynayacağız. 36 maç içerisinde biliyorsunuz sakatlığı, cezalısı, formsuzluğu, hastalığı birçok sıkıntı yaşayabiliyor oyuncularımız. İşimizi şansa bırakmama adına, kadromuzu daha da güçlendirme adına sağlıklı takviye yapma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede o takviyelerde takımımıza dahil olacaktır. Hocam çok teşekkürler. Bizleri kırmadınız. Sağ olun. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. İyi günler.